güzel gözlerine yakışır. Kızın yaşamasını istersen yemekte mesele çıkarmayasın. Noyan öfkesini ondan çıkarırsa üzülürsün. Mabedime hoş geldin Ertuğrul. Afiyet olsun. Demek tapınakçıları dize getiren, Halep emiri El Aziz'le dostluk kuran, Selçuklu hanedanıyla evlilik bağı olan, benim cesur savaşçılarımın kanını acımadan döken yiğit sensin. Demek kadınlara tecavüz eden, döşeğinde bebeleri öldüren, bununla da övünen soysuz da sensin.
Doğru dedin Ertuğrul. Biz bozkır yangınıyız. Bozkır bir kere tutuştu mu günlerce yanar. Kurunun yanında yaşı da yakar. Dünyanın gördüğü en büyük devleti kuruyoruz. Cengiz Han dünyanın yarısını aldı. Kalanı da biz alacağız. Böyle kutsal bir davada üç beşleşin ne önemi var? Sizin devletiniz meyvesiz ağaç gibidir. Sökülüp gideceksiniz. Güneş kavuracak, yok olacaksınız. Sizden geriye sadece zulüm kalacak. Sonra da sağa sola saldırıp kuduz köpekler gibi kendini dişleyerek yok olacak senin kurduğun devlet. Umarım ki o kuduz köpeklerin saldırdıkları arasında Anaheim'e, ağabeyin gün doğdu ve hatunun Halime yoktur. Avradını da kendin gibi savaşçı seçmişsin. Elimizden kurtulup dayın Korkut'un obasına sığındığını öğrendik. Ama neye yarar? Selçuklu hanedanından Halime Sultan en fazla birkaç gün daha yaşar. Şansı varsa bir kış daha. Eğer düşmanımız olursan, er ya da geç bu acımasız savaşın kurbanı olacak. Avradın da, tüm sevdiklerin de.